Gifkoanaliz.com'dan selamlar Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla birlikteyiz İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de Gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik yapılmadan e, paylaşılacaktır Umarım hem gündüz burada hem de İstanbul'da güzel bir gün geçiririz e, bir iki tane konuyla ilgili açıklama yapıp yorumlara hızlı bir şekilde başlayacağım e, bir tanesi ya gerçekten bazı insanlar çok sabırsız. Ben Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun. Bundan sonra çarşamba ve pazar günleri YouTube'da vereceğimi söyledim. Çarşamba İstanbul ve pazar İzmir şeklinde sabit olarak gideceğiz bundan sonra. Değişiklik yapmayacağız. Ankara yaşları başlayana kadar. Dün bir tane mesaj geldi YouTube kanalına. Salı günü ücretsiz veriyordu. Ne oldu sen de mi değiştin tarzında bir yorum. Ya ben ücretli sisteme sanırım bir buçuk yıl falan oldu geçeli. Bir buçuk yıldır... ...verdiğim sözü tutuyorum... ...iki gün ücretsiz vereceğim diyordum ve... ...veriyorum da geri geliyor başarılı oluyoruz... ...geri geliyor başarılı oluyoruz ama... ...sözümün her zaman arkasındayım... ...yani bu işi yaptığım sürece de... ...bu iki gün ücretsiz program sabit kalacak... ...farkındaysanız... ...reklam da yapmıyorum ben genelde... ...youtube yayınlarında... ...çok böyle reklamla uğraşan veya reklam peşinde... ...veya üye peşinde koşan biri değilim... ...sadece verdiğim sözü tutmak için... ...youtube yayınlarını yaptığımı dile getirmek isterim... ...onun haricinde ücretli sistemlere böyle bir kötü bakış açısı var bazı insanlarda ama aslında birçoğumuz bazı yerlere böyle üyelik yapmış durumdayız. Farkında olmadan mesela benim şahsen ayda ben iki kere berbere gidiyorum. 40 40 80 lira para veriyorum. Aslında ben her ay, her ay düzenli olarak berbere 80 lira veriyorum. Bu da bir üyelik bir devi. Yani her ay düzenli olarak aynı berbere her ay şeklinde ödeme yapıyorum. Bir nevi ona ben üyelik almış gibiyim. Aslında birçok yerde, birçok durumda böyle var yaptığımız üyelikler. Ama farkında değiliz. Bir de parça parça verdiğimiz için farkında değiliz. Emek verilen her yerde herkesin para isteme hakkı var. Ben şahsen kendimin çok fazla emek harcadığını biliyorum ve takipçilerim de bunun farkında. O yüzden de zaten ücretli sisteme geçtim. Bunun geçeri zaten 1,5-2 yıl oldu bununla ilgili mesaj almıyorum ama yine de bir bilgilendirme yapmış olayım. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Dediğim gibi umarım başarılı oluruz. Çarşamba ve pazar günü hariç sitede yorum veriyorum. Önce bir İstanbul'u halledelim. Daha sonra Bursa ile ilgili yorumlarımı gece de size de paylaşacağım. Başlıyorum İstanbul analizlerine. Genel olarak programın güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ön planda verdiğim hatlara dikkat edin. Kendinizden de katkılar yaparsanız çok çok sevinirim. Alt taraftan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz beğenenlere, yorum yapanlara ki pazar günü oldukça iyi bir beğeni ve yorum sayısı vardı. Çok teşekkür ediyorum buradan. E, dileyenler biz Twitter'da da gif analiz yazarak takip edebilir. Ara ara paylaşımlar yapıyorum. Twitter'da da baya bir takipçimiz oldu. İsteyenler takibi alabilir diyerek İstanbul yorumlarına geçiyorum. 7'li plase koşusuna baktığımızda yani gidişat avantajı tamamen 3 numara Key of Magic'ten yana çünkü Icebreaker, Raul ve Eliminator gibi isimler önde gitmiş seven öne konumlanan atlar. Mesafe biraz uzun olsaydı Key of Magic'in yanına hiçbir şekilde at yazmayacaktım. İdmanda da oldukça iyi bir görüntüsü var. Bence kazanmaya veya en kötü ihtimal 7'li plase için ikinci olmaya çok yakın. Ama mesafe çok kısa olduğu için ve idman görsün çok beğendiğimden ötürü 2 mala Ice yanına ben yazacağım. 3-2 diyorum burası için. 2 at öneriyorum. Altılı Nikan'a geldiğimizde burada çok yüksek AGF koşacak bir dokuzuma kızım Aysima var. Ben cazip bir atla başlayacağım. Gerçi ne zaman bir atı cazip desem ertesi gün AGF'si çok yüksek çıkıyor. Ee, ben AGF'ye bakmıyorum. Yani bültenlere sadece kimi tek diye bakıyorum ve başka teklere yönelmeyi tercih, tercih ediyorum. Ee, AGF'yi geceden de verdiğim için kafamda tam oturamadımdan bazen işte çok cazip çıkar dediğim atlar yarın favori çıkabilir. Bu konuda da e, afınıza sığınıyorum. Ben burada bir numaralı Arda boyuyla başlayacağım. Yarın cazip konumda koşmasını bekliyorum. Ya ikinci at ya üçüncü at konumunda koşar. Ama dokuz mu kızı Mayıs'ın abi yüzde kırkları göreceği için bence bir numaralı Arda boyu gelirse bizim için mükemmel olur. Bugüne kadar bu atın çoktan meydandan çıkması gerekiyordu. Mesela şöyle gösterebilirim. Ya bu bu. <laughs> bu yarışta Arda boyu yüzde 90 meydandan çıkardı ama o gün olmadı. Ee, şartlar biraz el vermedi diyebiliriz. İkincilikle yetindi. Derece olarak iyi bir derece yapmasa da ondan sonra üzerine koymaya devam etti ve özellikle burada <laughs> pardon Handicap 14 yarışta yaptığı dördüncülük çok iyiydi ki 1.43 gibi de kötü sayılmayacak bir derece imza attı. Oldukça sert rakiplerin yanında değerli bir dördüncülük elde etti. Ondan sonra çıktı uzun mesafeli yarışı. Beklediğimiz gibi kötüydü. Bugün tekrardan kısalan mesafede yarışın tempoları çok süratlenecek. Damla kaz Damla sakızı Ekürler önde gidebilir. Gül yaprağı önde gidebilir. Kızım zaten direkt önde gidiyor. Jet kız önde gidebilir. O yüzden de burada tempo yükseltebilecek bir hayli fazla at var ve bu en çok bir numaralı Arda boyuna yarar. Eğer bugün meydandan çıkmak isterseler bence bu yarışı bir numaralı Arda boyu kazanır. Ya ben burada tek atacak olsam bir numaralı Arda Boyun tek atardım. Dileyenler de değerlendirebilir. Rakip konumunda iki tane isim önereceğim. Bir dokuzuma kızım Aysıma. Son yarışı iyi ama işleri bana biraz eksik gelse de yine de son yarışta adı bir derece yaptı. Oldukça yeterli. Bugün öndeki tempoda etkilenmezse yarışta bir birincilik elde ettiğini görebiliriz. Son olarak da ekürlerden 10 numaralı Memdoğan Hanım diyeceğim. Ya benim için olmazsa olmaz bir numaralı Arda Boyu. 9 ve 10 rakipleri 3 hatta ben burayı geçiyorum. İkinci aya geldiğimizde zorlu bir koşuyla altılı ganyan devam ediyor. Birbirine denk isimler bir araya gelmiş. Yarın yine ben böyle 3. 4. at konumunda çıkmasını bekledim. Yedirman, Ciboan'la başlayacağım. Bir kere çok sevdiğim bir abim atı ve uzun zamandır da bana üye olan birisi ee, çok ciddi anlamda fikir alışverişleri de yapıyoruz. Ee, Ciboan'ın da kazanmayı bekliyorlar. Son yarışında oldukça iyiydi. ciddi kapanmalar yaşamasına rağmen elde ettiği üçüncük yeterliydi. Bugün önde gidebilecek 3 tane 4 tane civarında at var bunlardan biri zaldır. Diğeri Pedro. Onun haricinde Doğu Prens starttan çıkarsa gidebilir. Ee, Yellow Legend bunlara erken bir şeyde katılabilir. Flash Forward da aynı şekilde erken bir şeyde katılabilecek diğer atlardan biri. Tempolar yükselme ihtimali fazla. Bu da Yedema Ciboğan'a çok yarar. Müsaat kilosuyla beraber sonlarda adını çok fazla duyabiliriz. Dikkat. Daha sonra 5 numaralı Comanchero. Devamlı bu grupta iyi koşuyor. Yeri geliyor kazanıyor veya yeri geliyor. Ön grubun hemen dibinde bitiriyor. Ama iyi koşan bir at. Bugün kilosu da oldukça müsait. Bir tane daha başarılı yarışını izleyebiliriz. 4 numaralı Siyan Ganador. 3 numaralı Zaldır'a dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim de dikkat edelim. Neden? Çünkü önde gidebilecek hatta baktığınızda Petrum iyi durumda değil. Doğu Prens sorun yaşayan bir at ve mesafe çok uzun. Diğer atlar da böyle çok ısrarcı olmayabilir ve Zaldır startla beraber çok sert tempo verip direkt 5-6 boy öne çıkmasını bekliyorum ben. Eğer böyle 5-6 boy 5-6 boy götürüp virajda biraz daha farkı attırarak 6-7 boylu civarında bir avansta virajı dönebilirse Zaldır yakalanmayabilir ve bitirdiğini görebiliriz. Bitirirse de güzel bir sürpriz imza attılar. Dikkat edin. 8 numaralı Miraur 2 numaralı Spirit, 6 numaralı Yellow Legend, 13 numaralı Kıvanç ve 11 numaralı Akdağ Fırtınası diyerek ben burayı kalabalık geçiyorum ama özellikle bahsettiğim atlardan e, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sıralamam 7 5 4 3 8 2 6 13 11 şeklinde. Üçüncü aya geldiğimizde herkesin gözü burada. 4 numaralı Field Victory'de olacak ki zaten orijini her şeyi gösteriyor özellikle anne tarafından e, Colta Victory ile kardeş olması herkesin gözünün bu hatta olmasında en büyük nedenlerden biri. Güzel ve gösterişli bir birincilik elde etti ama ne yapacağı belirsiz. Çünkü bu Bursa'dan kazanarak geliyor. E, 65 gün arası var. Bir süre e, dinlenmiş. Ondan sonra yaptığı çalışma yeterli görünüyor ama yine dediğim gibi kapalı kutu konumunda olduğu için ben ya not yazacağım ama denenebilir. Yani 4 Mile Field'da Victory tek atana neden tek atıyorsun demem çok müsait kilosu var. Potansiyelli bir at. Bence Ailes Kartaş'a bindirme nedenlerinden biri de atın bir durumunu görmek ve Ailes Kartaş'tan bir direktif almak olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de bence bu kadar şartlar isteyenler 4 numaralı Field'ı Victory'yi değerlendirebilir. Rakip konumuna gelecek olursak 6 numaralı Ezer Geçer'le başlayacağım ben. Çünkü yarışta önde gidebilecek Ezer Geçer var. Stark var. Koca Vezir var ama Koca Vezir'in çok böyle öndeki tempoya katılacağını düşünmüyorum. Ezer Geçer'le beraber Stark önde konumlanacak atlar. Ama aralarında 7 kilo fark varken eğer Ezer Geçer çok ısrarcı olursa ben Stark'ın çok fazla önlere hamle yapacağını düşünmüyorum ve Ezer Geçer önde boş kalabilir. Son yarışı iyiydi. Baktığımızda bu 25 gün içerisinde yaptığı çalışmalar da fazlasıyla iyi. O yüzden de burada eğer ciddi bir sürpriz veya böyle afif tatlı bir sürpriz göreceksek bunu altıma ezer geçer gerçekleştirebilir. Ufak oynayacaksanız 4 ve 6 yeterli olur. Daha geniş oynayanlar 5 numaralı Ontario son yarışında yaptığı derece çok çok iyi ki 1.31'lerde bir dereceyle kazandı. Grubun geneli 1.32'ler civarında dolaşıyor. Hem kilosu hem yaptığı derece hem de itman görüsüyle bir şans verilebilir. Son olarak da 3 numaralı Haluk Andicem. E, fena bir at değil. İki yarısında geçtiği rakipler çok uygundu. Bence Alukan'ın gerçek gücünü bugün göreceğiz. Ya yani ben bugün Alukan iyi mi kötü mü o, onun hakkında bir izlenim yapacağım. Ama son iki yarışı bence kazandı da iyi atları geçmedi. Bugün gerçek gücünü Alukan'ın da göreceğiz. 4-6-5-3 sıralamam ama 4 numaralı Field Victory dileyenler tek olarak değerlendirebilir. Dördüncü koşuya geldiğimizde yani çok için tek atmaya cesaret edemici, burayı 3 at 4 at civarında geçmeye çalışacağı 3 numaralı Tribitti Josu günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Yarışa baktığımızda Çakal'ın ile beraber Arsman önde gidecek. Ya Victor Issa Horse'u fedai mi koşacaklar yoksa iki ekürü de kendisi için mi koşacak? Kestiremiyorum ama bana kalırsa ikisi de kendisi için koşacak diye düşünüyorum. E, Green Shadow zaten grup çok sert kalır. Yani diğer hatlara da baktığımızda Magnum Opus ve Trabetti dikkat çekiyor. Gerçekten şu an inanılmaz iyi durumda. Son yarışında oldukça yeterli dereceyle kolay bir birinci elde etti ve bayağı bir elinde sermaye var da. Bugün ben Magnum Opus'un da çok yarışı geriler takip etmeden önde grubun hemen arkasında takip edeceğini düşünüyorum. Victor, Victorious Ours'u da biraz öne yakın gönderebilirseler biraz erken hamle yapmasını sağlayabilirler. Bence gidişat avantajıyla beraber 3 numara bitti. Jos'un ismini çok fazla duyuyoruz sonlarda. Bence bu yarışı da kazanır. Ben yanına at yazmayacağım. 3 numara benim bugün İstanbul'da Bankom'dur. 5. aya geldiğimizde burada gerçekten Çağazıç Çıplısını beklediğim bir hatta başlayacağım. 8 numaralı Safari ya yani puanlamalarda falan çok geri planda kalmış. E, bence yarın da geri planda kalacaktır. Neden Safari? Şimdi Safari'nin aslında geçmiş zamana hadi yarışına baktığımızda özellikle İstanbul'da çok iyi yarışları vardı. Ama ara verdikten sonra koştuğu yarışlarda özellikle son Bursa koşunda ciddi anlamda kendisini dışarı atan bir Safari var. Son yası Kocaeli olabilir. Pardon. Bursa doğru hatırlıyormuşum. Ee, buradaki dördüncülü olsun, bir önceki yarışı olsun ciddi anda sıkıntılar yaşadı bu at. Acaba benim kafamda şu soru işaretini oluşturdu. Ters pistten mi etkilendi? Ters pist yüzünden mi acaba kendisini dışa dışa attı? Bugün tekrardan sevdiği İstanbul pistine geliyor. 30 gün içerisinde çok yeterli çalışmaları var. Önde gidebilecek atlara baktığımızda kim var? Bir numara ve safari. Yani Black Grip son yarışta bekleyerek kazandı. Bence ilgileri istediklerini aldılar. Bugün de bekleyeceğini düşünüyorum. Ya Atçı Yılmaz liderliği alacak ya Safari alacak. Ama yani bana kalırsa kilo farkına düşünürsek. Eğer son yarışta sıkıntıları da yaşamazsa 8 numaralı Safari'nin ben kendisini önlere atacağını düşünüyorum. Rakiplerinin bir çoğunun arası var. O yüzden de oğlu da Safari böyle istediği avansa virajı dönerse Bence yakalanmaz. Çok müsait kilosu var. Gelirse güzel bir sürprize imza hatta Dikkat edin Safari'ye. 5 numaralı Sancar İdman'da oldukça iyi görünüyordu. Yeterli hazırlığı var. 4 numaralı Kubilay Bey. İdmanda yine iyi görünen atlardan biriydi. Bir de 3 numaralı Black Grape diyeceğim. Son yarışı bence oldukça iyiydi ve bugün de bekleme yarışı yapacaklarını düşünüyorum. Eee aynısını tekrarlarsa, diğer isimler aradan etkilenirse bu sefer Black Grape sonlarda iyi gelebilir. Sıralamam özellikle 8 numara Safari'ye dikkat edin. 5 4 3 rakipleri. Günün son kosuna geldiğimizde sona oyun getirmek isteyenler yani ben İlk ayakları doldurayım, doldurayım, doldurayım. Sonaya oyunum gelsin, gerekirse son ayakta yatayım diyenler varsa veya verdiğim teke güvenmeyenler, bana ikinci bir tek lazım diyenler varsa bu zorlu koşuda 4 numaralı Arapovic'i tek olarak değerlendirebilirsiniz. Neden Arapovic? Tempolar çok lehine. Çünkü önde gidebilecek atlar çok az. 9 numara Turgut Usta dışında ben önde gidebilecek bir at göremedim ki. Turgut Usta'nın son yaşları çok iyi değil. O yüzden de Mehmet Kaya viraja e kadar Turgut Usta'yı öne salacak. Virajda kolay bir şekilde dışına çıkıp ben zorlanmadan liderliği alacağını düşünüyorum. Oğlu da buralarda da istediği avansı alırsa zaten bu tempolarda giden yarışta bence bundan sonra Arapovic'i yakalamak çok çok zor olur. Mehmet Kaya'nın da katkılarıyla beraber yarışı kazanır. Dediğim gibi dileyenler bu zorlu koşuyu kolaya çevirip 4 numaralı Arapovic'i tek değerlendirebilir. 3 kötü koşarsa o zaman yarış karışır. Genç isimlerden biri olan 3 numara Dedem Ahmet. Son yarışı olmadı. İşleme dağıt. E, bugün tekrardan İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yarışlar oldukça yeterli. 9 numaralı Turgut Usta diyeceğim. Yarın gelirse gerçekten ortada mu falan bırakmaz. Yani Arapov için ben çok erken hamle yapacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle dediğim gibi viraja kadar bekleyecek. Turgut Usta viraja kadar kolay gelecek ve bu gerçekten zaman zaman öyle yarışlar yapıyor ki hepimizi yatırdığı yarışlar defalarca hatırlatabilirim. Ben de dahil. Yani hiç olmadık yerde çok sert tempolar verip takır takır bitirdiği yarışlar var. Son yarışları iyi değil. Ama bir toparlanma içerisinde. Bugün çok lehine gidişat var. Eğer birazcık eski yarışlarından performans sergilerse çokliğine gidiş hatta 9 motor usta bitirebilir. Büyük ihtimalle 50-60 lira civarında çok yüksek ganyan çıkar bu hattın. Yeter ki gelmeyi başarsın. Çok yüksek bir ganyan görebiliriz. 10 numaralı Arısan, 5 numaralı Ciğerdelen, 2 numaralı Fırtına Kalsın, 1 numaralı Tatavla, ve 7 numaralı bir ömür diyerek ben sonraya kalabalık geçiyorum. Ama özellikle dediğim gibi 4 numaralı Arapovic'e dikkat edin. İsteyenler Arapovic tekini değerlendirebilir. Rakipleri 3, 9, 10, 5, 2, 1, 7 şeklinde İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoyu beğenenlere, yorum yapanlara buradan tekrardan selamlarımı sunuyorum. Gerçekten verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ederim. Ee, söyleyecek de başka bir şeyim kalmadı. Yeterince başınızı harıttım diye düşünüyorum. Ben şimdi Bursa programına çalışacağım ve Bursa ile ilgili yorumlarımı da sitemizde büyük ihtimalle 2-3 civarında paylaşmış olurum. Tam emin değilim kaçta biter ama gecenin geç saatlerinde paylaşırım diye ümit ediyorum. Ee, İstanbul için benden bu kadar herkese bol şanslar dilerim bir sonraki ücretsiz e, YouTube yayınımız pazar günü İzmir olacak e, En azından aklınızda bulunsun bekleyenler için söylemiş olayım o zamana kadar kendinize çok 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 iyi bakın hoşçakalın